Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarihçi ve yazar Yıldırım Ağanoğlu'nu ağırladı. Ana vatandan anne vatanı adlı konferans için annesinin memleketine giden Ağanoğlu, Osmanlı'nın Balkanlardaki politikasını kendi yaşamından örneklerle anlattı. Osmanlı'nın bir ana vatan parçası olduğunu... Araştırmacı, yazar ve tarihçi Yıldırım Ağanoğlu, Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Merkezi'nin davetlisi olarak geldiği Üsküp'te Ana Vatandan Anne Vatana adlı bir konferans verdi. Annesinin memleketi olan Üsküp'te soydaşlarıyla buluşan Ağanoğlu, Türkiye'de doğup büyümesine rağmen göçün acısını derinden hissettiğini belirtti. Balkanları üç kavramla özetleyen Ağanoğlu, bu topraklarda kalan soydaşlar, akraba topluluklar olan Boşnaklar ve Arnavutlarla diğer etnik ve dini menşeli komşu milletlerin kendi hallerine bırakıldıklarında aslında barış içinde yaşamayı bildiğinin altını çizdi. Bir kere her şeyden önce birbirimizi daha iyi tanımalıyız. Biz yıllardır unutturulduk. Aradan 100 yıl geçti. Balkan Harbi'nde buradan çıktık ama kalbimizi burada bıraktık. Kalbimiz olarak gördüğümüz akrabalarımızı, soydaşlarımızı ve komşularımızı burada bıraktık. Biz onları unutmadık, onlar bizi unutmadılar. Artık barış ve dostluğun hakim olduğu bir dünyadayız ve Balkanlarda bunun daima yaşamasını diliyoruz. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ağanoğlu, ailesinin hatıralarından da yola çıkarak Balkanları ve Osmanlı Devleti'nin Balkan politikasını anlattı. Rumeli'nin kaybını bir vatan kaybı olarak nitelendiren Ağanoğlu, etnik ve dini farklılıklarına rağmen Balkan halklarının aslında barıştan yana olduğunu, ancak ırkçılık faaliyetlerinin bu topraklarda ayrışmayı körüklediğini belirterek, sonrasında yaşanan göçlerin hayatları nasıl parçaladığını ve insanlar arasında nasıl sınırlar ördüğünü katılımcılarla paylaştı. Özellikle 1950 sonrası yaşanan göçlerin hem geride kalanlara hem de göç edenlere neler yaşattığı üzerine samimi bir ortamda gerçekleşen konferans, Makedonya genelinden dinleyicileri ağırladı.